Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bir elf alışverişi yapmış olabilirim. Kocaman paketimi sallıyor da olabilirim şu an. Muhtemelen deli gibi saçmalıyor da olabilirim. Bu aldıklarımı yaklaşık 2-2,5 hafta kadar önce aldım. Ama Amerika'nın doğusunda olan, burayla alakası bile olmayan fırtına yüzünden bunların gelmesi 2 haftayı buldu ve şimdi size neler aldıklarımı göstereceğim. Bunları aldığımda Elf'te tüm site genelinde %50 indirim vardı. Artı $35 üzeri alışverişlere kargo ücretsizdi. Yani şunları alıp hepsini aldım. Her şeye sadece $35 verdim. Mutluyum. Elime geldiği gibi göstereceğim. İlk aldığım Everyday Lash Collection'dan şöyle bir kirpik seti. Şurada yarım kirpikleri var. Diğer kirpikler şu an gözlerimde. Fakat memnun kalmadım. Ucuz kirpikle. Aslında bunlar $3'dı. %50 indirimle $1,5 geldi. Yani Elf'in $1'lık kirpiklerinin $3'lık kirpiklerinden daha iyi olması şaşırtıcı. Ama neyse. Bunu aldım. Sonra bir adet Makeup Lock and Seal aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aslında. Ha bu şey pardon. Mesela pigment falan sürdüğünüzde o pigmentlerin görüntüsünü daha böyle canlı yapıyor. Evet, eyeliner'la, göz farıyla, rujla, allıkla falan filan kullanılabiliyormuş. Aynı zamanda onların smudge proof diyor, yani dağılmasını da engelliyormuş. Falan filan denemek için aldım. İçinde işte şu sıvısı var, karıştırma kabı var, böyle küçük bir fırçası var. Açıkçası Elf'ten almak istediğim çok fazla makyaj malzemesi yoktu fakat bu tarz ürünlerini merak ediyordum. Bu indirimde bahane olmuş oldu, aldım. Muhteşem pudra fırçası. Bu bana değil, bir arkadaşıma aldım. Kendisine göndereceğim. Concealer fırçası aldım kendime. Şöyle ucu ince olduğu için bunu şu sıralar hassas oldum ve şu anda da gözümde gördüğünüz pigmentleri sürmek için kullanırım diye aldım. Yani far sürme amaçlı aldım. Bir başka, bu arada bu siyah paketin içinde gördüğünüz her şey $3 normalde ama indirimle $1,5 aldım. Şu da öyle. Pudra fırçası da öyle. Bir adet daha kirpik seti aldım. VIP Eyelash Kit diyor. Bunun içinde ne varmış? Neyse. Şunların ne olduğunu henüz bilmiyorum. İçip öğreneceğim. Yapıştırıcısı var. Bir de dramatik kalın kirpikleri var. Yine $1,5. Bir adet ruj aldım. Moisturizing Lipstick. Bunları yeni çıkarmışlar. Pink Mix Mi. Pink Minx olanından aldım. Bunlardan iki tane almıştım. Bir tanesini açtım. Rengini swatchladım. Eğer bu ay yırtacağım. Ben bu Elf'in paketlerinden hoşlanmıyorum. Sanırım bu açtığımdı. Git bakalım. Bu açtığım değilmiş ya. Neyse kapağını yırtmış oldum. Bu da yine o arkadaşıma hediye etmek için almıştım. Bunun aynısından bir tane daha var. Onu birazdan göstereceğim. Elf'in Glitter Eyeshadow Applicator'ı. Bunun ne olduğunu ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yine şu gözümün üstündeki glitterlere şu sıralar çok düştüm malum. Onları sürebilmek için böyle bir aplikatörü varmış. Hiç haberim yoktu. İndirimde de bulmuşken hadi bir deneyim dedim. Hiç denemedim henüz. Aslında bugün sürebilirdim bununla. Ucu bildiğimiz silikon gibi. Yani deneyip göreceğiz sanırım. Nasıl bir şeymiş. Bunu aldım. Sonra yine pudra fırçasından bir tane. Bunları bulduğum yerde alıyorum. İşte çekilişlere falan filan koyarım diye. Ya da buradan birilerine bazen paketler gönderiyorum. Gönderdiğim zaman hediye ediyorum. Çünkü o fırçanın hassasıyım. Defalarca kez konuşmam hakkında fazla uzatmaya gerek yok. Evet, gene aynı rujun Pink Minx'in diğer olanı bu. Buydu sanırım benim elimin üstünde denediğim. Size swatchlamak istiyorum. Evet, elimin üstünde denemiyormuş. Ah, çok güzel kokuyor. Geçen sefer iki tane Elf mineral ruj almıştım hatırlarsanız ve kokularının çok kötü olması sebebiyle kullanamıyordum. Bu çok güzel kokuyor. Bir de kırık olmasaydı diyeceğim. Kırık sanırım. Ah be Elf. Neyse $1,5. Fazla söylenmeyin. Bunu kullanacağım. Sağlam olanı da arkadaşıma hediye edeceğim. Bir tane Makeup Mist and Set aldım. İçinde aloe, yeşil çay, salatalık ve ACE vitamini özleri varmış. Makin Fix Plus gibi bir ürün sanırım bu. Ben bunu yine pigmentlerimi, yani
glitterlerimi değil de MAC'ten falan aldım. Pigmentlerimi sürerken böyle ıslak ıslak süreyim mantığıyla aldım. Bir de 1,5 dolar diye aldım. Denemek için aldım. Şimdi açık olsaydı deneyecektim güzel kokuyor mu diye. Birazcık sabrederseniz. Neredeyse açtım. Bakalım. Güya makyajı sabitliyor. Bakalım. Bu. Kusmuk gibi kokuyor. Ay muhteşem bir benzetme. Suratıma da 7 kilo sürdüm. Ama bir türlü tek fıstığı böyle sağlam gelmedi. Neyse ben ıslak ıslak kusmuk kokulu suratımla devam edeceğim. Bir adet elf ne bunlar? Tweezer. Cımbız yahu. Saatte 4.30 hava kararmaya başlıyor. Elf cımbız. Bunu artık en son paketi doldur. Ne alacağımı karar verememiştim ve bir türlü o 35 dolar şeyine gelememiştim. En son bundan bir tane attım. Ben böyle çok sert bastırmanız gereken cımbızları sevmiyorum ve bu onlardan bir tanesi. Ama bir kadının asla çok fazla cımbız olamaz bence. Koyacağım dolaba. Sevdiğim cımbızı bazen bulamıyorum, kaybediyorum evin içinde. Bunu alırım o zaman, kullanırım. Elf'in Glossy Gloss, sanırım yeni çıkan lip glosslarından Sweet Salmon isimli rengi. Bunu kendim denemek için almıştım. Henüz denemedim fakat ben şunu görmemiştim. Fırça aplikatörmüş bu ve ben fırça aplikatörlü rujlardan, glosslardan daha doğrusu nefret ediyorum. Sünger seviyorum. Elf'in özellikle fırçalarından hiç haz etmiyorum. Yani bunu şimdi, bu bana has bir şey. Yani herkes böyle değildir eminim. Daha da açmadım. Acaba açmayıp da işte hediye mi etsem bunu da diyorum. Rengi çok güzel görünüyor. Ama çık. Ambalajı da çok şirin, rengi de çok tatlı. Ama fırçaymış. Bunu hediye edeceğim sanırım. Hiç açmayayım, hiç dokunmayayım. Şöyle kenarda dursun. Sonra Elf'in mat lip color'ı red rengi. Ruby Woo'ya dupe olan renk. Hastasıyım. Bundan iki tane aldım. Bir çekilecek koyarım diye, bir de o arkadaşıma hediye etmek için. Elf'in glitter primer'ı. Hani benim şu var ya, şu glitterleri yapıştırmak için kullandığım Violet Voss markasından aldığımın Elf olanı varmış. Hiç haberim yoktu. Yani de bu normalde 2 dolar ya da 1 dolar sanırım. İşte bu indirimle ya 50 cent'e ya 1 dolara gelmiş olunca dedim sen bunu da al. Olur da ben bundan çok memnun kalırsam, bu 14 dolar. Ve bu da onun yaptığı gibi bir iş yapıyorsa neden olmasın? Aynı işe yarıyorsa manyak mıyım? Neden yediğim 14 dolar vereyim? Ben size soruyorum, kafayı mı yedim? Ben deli miyim ya? Açıyorum hemen, yırtarak. Bakalım ucu nasılmış, her konuşalım. Aa, bunun ucu da diğeri gibi. İyi. Bakalım, işte bunu aldım. Az kaldı. 5 dakikadayız. Annem yüzümle görmüyor, 8 dakika. Elf'in Makeup Remover Pen. Makyaj hatalarını silen kaleminden aldım. Bunu da kendime o yüzden açabilirim. Bunu hani mesela bazen aldık. Far sürerken, eyeliner sürerken falan batırıyoruz ya. Ya da siz belki batırmıyorsunuz ama ben batırıyorum. Onu, o hatalarımı düzeltmek için aldım. Bilmiyorum ne kadar işe yarıyor. Şu an makyajım çok kusursuz. Kusurlu olsaydı silerdim. Bakalım makyaj kusurum var mı? Eminim vardır. Göremedim ama. Şu tepede bulaşmış glitterleri almaya çalışayım mesela. İşte böyle kalem gibi bir şeymiş, batırdığınız göz makyajınızı temizlemek için. O dursun şöyle. Sonra Conditioning Lip Balm SPF 15. Bunun da gene bir tanesini hediye etmek için, bir tanesini de muhtemelen çekilişe koymak için aldım. Zira bunlardan iki tane aldım. Bir tanesi 1,5 dolar olunca çok şirin değiller mi? Bunlardan bir tanesinin paketini açmıştım. Bakayım diye paketine ürünün. Yani ürünlere dokunmadım ama şöyle kafam kadar, yalnız niye bu kadar büyük yapmışlar anlamak mümkün değil. Hatta şöyle, içinde şöyle bir kapağı var. Onu açınca, şu kapağın kenarı değmiş ve şöyle olmuş. Hoş bir kokusu var. Acaba bunlardan bir tanesini ben mi kullansam? Neyse, bende çok fazla var. Bunları hediye ederim diye aldım. Masanın üstü. Daily Brush Cleaner. Fırça temizleyici MAC kullanıyorum. Bitmek üzere. Çok 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 az kaldı.
O yüzden de bunu aldım. Elf'inki nasıl bir deneyim diye. Hoşuma giderse bundan devam edebilirim indirimlerde falan buldukça. Bir tane fondöten aldım. Flawless Finish fondöten. Elf'in bu fondötenlerini merak ediyordum ama 6 dolar vermek istemiyordum. İndirimde olunca 3 doları gelince yapıştım. Rengim Sand. Şöyle bir pompayla gelmesi güzel. Bu fondöten hakkında iyi şeyler duydum. Yağsız bir fondötenmiş bu arada. Merak ediyorum. Bakalım nasıl bulacağım. Bir tane daha fondöten buldum. Buldum. Aldım. Acne Fighting Foundation diyor. İçinde sivilce ile savaşan şeyler varmış. İşte Witch Hazel, Salicylic Acid, çay ağacı ve aloe falan filan diyor. Bundan böyle çok şirin. Peki benim bunda rengimde buff. Bu da böyle. Buff derken çok mu bağırdım? Bir adet allık aldım. Yine bunu hediye ederim diye. Fakat açıp rengine bakacaktım. Açamadım. Sinir oldum. Yırttım. Ama zaten hediye etsem de şu ambalajda değil. Ben bunları şeylere sarıyorum hediye ederken. Bubble Wrap denen o böyle patlayan poşetlere ambalajı yer kaplamasın diye. Şöyle muhtemelen hediye edeceğim bunu. Kendim kullanmam herhalde. Şu üstündeki şeffaf şeyi elime düşüreyim derken allığın komple elime düşmesi. Ah elf, vah elf yani. Tamam hani ucuzsun da bu kadar ucuz ama neyse yapıştırılır yani. Sorun değil de. Nahoş. Şöyle bir renk. Hoş bir renk aslında. Ama elfin gerizekalı şu an beni sinirlendirdi. Neyse. Ve son değil bir tane daha varmış. Contouring Blush and Bronzing Powder. Rengi de Nikhil. Yeni çıktı çünkü bu. Hah, rengi yazmıyor. Neyse. Açayım göstereyim yahu. Ne bunun rengi ya? Turks and Caicos. Şöyle bir rengi var. Şimdi bunlar elime düşmezse. Şu şeyleri sevmiyorum. Şöyle. İki pudra örneği. Bunları çekilişe koyabilirim. Diye aldım. Kendim için almadım. Zira 1080 tane bronzerım var. Esra sağ olsun. Bir başkasına ihtiyacım yok. Yine Elf'in bu kırmızı rujundan aldım. Yani bundan iki tane aldım. Bir tanesi o arkadaşıma, bir tanesini bir çekilişe koyarım diye. Zira bende var bir tane. Ya da bilmiyorum. Saklayabilirim de çünkü hastasıyım biraz onun. Evet arkadaşlar, benim poşetim boşaldı. Aldıklarım bu kadardı. Hoşunuza gitti mi? Siz Elf ürünlerini seviyor musunuz? Seviyorsanız en sevdiğiniz ürünü ne? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklardan öptüm. Hoşçakalın.